Boks makinesini çalıştıramadılar. Kim bunlar? Gençler. Tekme tokat saldırdılar makineye. Olay Bolu'da Atatürk Orman Parkı'nda yaşandı. Dört genç bir büfeye ait olan gece saatlerinde kullanıma kapatılan boks makinesini haliyle çalıştırmak istediler. İşte o görüntüler geliyor şimdi ekranı. Boks makinesini çalıştıramadılar. Defalarca denemekten de vazgeçmediler. Bolu'da gece saatlerinde dört genç büfeye ait boks makinesinde güç gösterisi yapmak istediler. Para attılar, tuşa bastılar ama makine çalışmadı. Sırayla hepsi denedi, yine olmadı. Aralarından biri peş peşe tekrar para attı. Amansız uğraş dakikalarca sürdü. Baktılar olmuyor, yumruk ve tekmeyle çalışmayan makineye vurmaya başladılar. En sonunda makinenin topunu bıçaklayıp patlattılar, sonra da gözden kayboldular. Evet, yaramazlar mı diyelim bu arkadaşlara? Yani boks makinesini en son... Birbirlerini mi dövsünler? Evet, yani... Şimdi en azından makine şeyin... var, çalıştıralım demişler yani. Evet, paralarını ne dağıtıyorlar, yani başka bir şeye uğraşmıyorlar. Evet. Tabii komik deyip geçelim de işte ne yazık ki her gördüğümüz bu tarz görüntüde acaba bu çocuklarda ne var, bu cesareti onlara ne veriyor, ne haldeler gibi sorgulamalara gidiyoruz. Yani gençler de belki gayet normal kendi hallerinde bir şey yaşarken bir etiket altında anılmaktan maalesef kaçamıyorlar. Oo, ama genelleştirdin ya. Bazen ne oldu ki böyle diyebiliyorsun yani. Parayı atıyor, düşmüyor, zaten kapalı. İşin kötü tarafı ne bana yar olsun ne başkasına deyip o balonu yırtıyorsun. Yırtıyor, ya da bıçaklıyorsun. Şey nasıl ne yani hani bazen yani gerçekten ya. Kapalı kardeşim burası. Olmuyor işte. Zorlama. Anlamadığı gibi cebinde bir şey var yani. İlişkilerde de böyle. Için. Onu boş ver. Zorlamayın nasıl ya. Nasıl boş verelim ya? Bazen olmuyorsa olmuyor. Çocuklar... Kullanmayacaksın. Gideceksin. Aa kapalıymış diyeceksin. Ya ilişkilerde de böyle. Yani gelmiyorsa da bir şey tamam arkadaş bir hayır vardır mesela deyip geçeceksin. Tabii canım çok yumuşak bir yere çektin şu anda. Evet doğru, bir şeyde zorlamamak lazım. Ama o ceplerindeki o hikaye neden var? O da tabii tartışılır. Ya bıçak ya. Zor bir şey mi? Şimdi senin oğlan gitse evden mutfaktan bir şey alsa cebine koysa. Aynen, örnek verme. Evet doğru tabii. Ya da başka bir şey ya da Ali'nin oğlu işte Veli'nin oğlu kızı alsa ya bunun önüne geçebilir misin? E yani ne olacak? Dolayısıyla burada bıçağı almış, silahı almış, vurmuş, parçalamış falan filan değil. Eğitim süreci önemli burada. Ondan sonra da eğitimde hani ki hadiseden ziyade aile içine bakacaksın. Ali'nin, Veli'nin oğlu neden bıçağı cebinde taşımıyor da aha da bu genç kardeşim niye cebinde taşıyor sorgulayacaksın. Evet. Bunda da hani belli bir organizasyonlar var ya devletin kurduğu, kamunun kurduğu. Onlar da ne yapsın ki? Sen aile içinde bu durumu önce çözmen gerekiyor ki. Bireysel bazda sen bir toparlanacaksın ki değil mi? Bu yayılsın topluma, yayılsın. Yani sonuç itibariyle bu çocukların eli kalem tutması gereken yaşlarda. Tabii ki eğlenecekler, gençtirler, o boks makinesine yumruk da atacaklar, eğlencenin de tadını çıkaracaklar. Ama yani ceplerinden çıkardığı hikaye o olmamalı. Ama çoğu kez ve son zamanlarda özellikle biraz da fazla görüyoruz, bu eli kalem tutması gereken genç arkadaşlarımız bambaşka şeyler tutabiliyorlar. Bunların tutabiliyorlar içinde... da o başka şeyleri de işte ama gençlerin spor yapabileceği yerler var mı? İnsan yeter ki istesin. Yeter ki istesin ayrı. Ama bunlara sunmamız da lazım. Organizasyonlar olarak bunları görmeleri lazım. Daha rahatça katılabilmeleri lazım. Evet. Kanı deli değil mi? Ben yani o yaşlarda 24 saat ayaktaydım. Bir 36 saat daha ayakta olabilirdim. Doğru. Benim bu enerjimi atacak yerlerim olması tabii, lazım. Tabii. E nereler olur? İşte bak demek ki bir atıyorum atletizmle ilgili bir dünya olsaydı şu an o arkadaşlar para atıp da o boks makinesine bilmem ne yapmaz gider orada koşar zıplar oynarlardı. Bu yani. Gelişmiş ülkeler ya da gelişmiş ülkeleri kimileri bunu yapıyor elbette de hani bizim de yapmamız o lazım. Da bol bol atletizm salonlarımızın olması lazım.